Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlarım, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize huzur, mutluluk versin inşallah. Beni soracak olursanız arkadaşlar, görüyorsunuz masamın üzerinde. Bunlar hep dolaba gidecek. Bunlar hep bizim bahçemizin mahsulü. Burada kırmızı biber var, dolmalık. Domates, patlıcan, biber. Ben bunları arkadaşlar kışlık dolaba atacağım. Melisa şu tarafa geç anneciğim. Tüllülük olarak atacağım arkadaşlar. Poşet bunları doğrayacağım. Patlıcan, domates, biber. Tüllülük için dolaba atacağım. Öyle çok güzel oluyor. Hem misafir falan gelince hemen pratik bir şekilde şeye döküyorum. Tepsiye veyahut da tenceremize döküyorum. Bir soğan kabarı veriyorum. Hemen canet. Al sana yemek. Ben şöyle biberlerimi yıkamıştım arkadaşlar. Şöyle tepsimin bir köşesine koyayım. Bu arada biberlerimin yarısı da kırmızılaştı iyice. İki gündür ekmeğe gidiyorum. Elim değmiyor. Şudur budur derken biroş olmaya başlamış bile. Bir gün daha geçse çürüyecek. Şöyle yıkayayım arkadaşlar da. Gerçekten de emek olmadan yemek olmuyor arkadaşlar. Tarlaya tatana gitmedi mi bunlar olmazdı mesela. Para verip almak zorunda kalıyorduk. Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Bağımda bahçemizde ekiyor. Tarlamızdan getiriyor. Bunları da şöyle şuraya koyayım. Ben bunu her sene yaparım arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel oluyor yani. Size de tavsiye ederim. Hangi bıçak keskinse artık ondan yapacağım. Şunu ilk kez herhangisi bilmiyor. Ondan yapayım be. Şurada bir de domateslerimi leğen çıkarayım. Bugün çok yoğun bir günüydü arkadaşlar. Misafirim vardı öğlenden sonra. Onlarla falan ilgilendim. Bu arada domateslerimiz bu sene çok güzeldi. Artık kaç poşet olursa hepsini atacağım arkadaşlar. Buramız böyle dursun canlarım. Ben önce şu işi paketleyeyim bir dolaba. Ondan sonra dolmalıklarımı koyacağım. Bunlar da dolmalık arkadaşlar. Altı. Bunları da dolaba dolmalık olarak atacağım. Getirmelisi gösterelim kızım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dolmalık. Şöyle. Şu biberler acayip zehir gibi acı. Bunları da dolmalık olarak poşetleyip dolaba atacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya koyayım canlar. Şunu da şuraya koyun. Ay bismillah. Şöyle tahtamı yıkayayım da güzel bir şekilde. Bizim eve aslında bir tahta alınacak. Pazara gidiyor. Tahta neye almadan geri geliyor. Bunları da biraz sonra yıkayayım. Melis Medine kapıyı ört da Ayhan Azat'ın sesi gelmesin buraya. Ayhan Azat ablasıyla bu arada oyun oynuyor. Ben şöyle uzun uzun doğrarım arkadaşlar bunu. Böyle iyi oluyor. Biz böyle seviyoruz. Siz de nasıl doğramak isterseniz, ister küçük, ister büyük. İsteğinize göre doğrayın. Çanak yemeğinde falan çok güzel oluyor. Bugün koş koşumuna
İş gördüm arkadaşlar. Vallahi bugün yoruldum bayağı. Bugün Medine'nin doğum günüydü. Okula gittik. Bu arada öğlenden sonra da misafirlerim geldi. Hoca da beni çağırmış resim falan çekinin diye. Misafirlerim burada kaldı. 5 dakika gittim mi pastayı kestik. Medine sınıfta öğretmenleriyle, sınıf arkadaşlarıyla beraber kutlamak istedi doğum gününü. Pastayı okula götürdük. Artık orada kesti. Geldim artık misafirlerimle ilgilendim. 1-2 saat oturdular, ettiler. İkindine kadar moralim çok güzeldi arkadaşlar. Ta ki ikindine kadar. İkindinden sonra Instagram'dan birisi mesaj yazdı arkadaşlar, sahte hesap. Ben her YouTube kanalı açtığımda, yani YouTube'a video attığımda bu olayı yaşıyorum. Bana diyor ki arkadaşlar sen çok şerefsizsin diyorlar. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum ben. Çok ahlaksızmışsın. Ben babamın ölümünü düşünmüyor musun? Video çekip atıyor musun? Allah'a çok şükür babamı biz yuduk, yıkadık. Kolledik. Sana hiç laf düşmez kimisen. Niye bir de bu laflar şey olunca çıkıyor ortaya, ben YouTube kanalı açınca veyahut da video atınca çıkıyor, hiç anlamıyorum. Ben saygıyı neyi senden öğrenecek değildim. Ben çok saygısızmışsın. Ben Allah'ı saydı saydı arkadaşlar. Beni engelledi Instagram'da, sahte hesaptan. Benim de içimde kaldı vallahi, şey demedim diye. Söyleyemedim, laf konuşamadım diye içimden kaldı. Şimdi beni o kişi çok güzel bir şekilde izliyor. Ben biliyorum. Ben insanlığı senden öğrenecek değilim. Bir. Benim terbiyem de bana yeter. İki. Sen önce bir adam ol. Üç. Benim herkese saygım sonsuz. Benim içimde bir, dışımda bir. Sizin gibi oyuncu değilim ben. Ben oyun oynamayı, oyunu düzeni sizden bir şey demem. Sizin gibi belleyemem ben. Ben neysem onu atarım. Konuşmayın, konuşmayın diyorum arkadaşlar. Vallahi beni zorla teşvik ediyorlar. Niye yazıyorsun yani? Bu şeylere ne gerek var? Ben anlamıyorum vallahi. Ben her video attığımda arkadaşlar niye böyle oluyor bilmiyorum. Ben insanlığı senden ne öğreneceğim? Bir de ben babama hiç bakmamışsın arkadaşlar. Onu diyor. Her şey bitti de sıra benim babama mı geldi? Gerizekalı. Benim saygımı bozma. Benim büyüklerime saygım da var. Küçüklerime sevgim de var. Ben hiçbir şey senden öğrenecek değilim. Biliyorum ki sen bu videoyu da izleyeceksin. Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Niye video atıyormuşsun? Böyle diyor bana. Şey, kanalı kapat diyor. Hiç mi bir şey düşünmüyorum diyor bana. Video atarken ona mı soracak biz? Vallahi ne bileyim, ona soracak herhalde. O kim bilmiyorum vallahi. Sahte bir hesap açıyorlar arkadaşlar. İnsanın moralini bozuyorlar. Akşamından arkadaşlar vallahi öyle canım sıkıldı ki. Uf. Ben babama da baktım, anama da bakarım. Senin babam da öldü. O zaman sen durmadan ağlıyorsun. Bizim o acımız içimizde duruyor. Dolduruşa geliyor etrafım, dolduruşuna. Biliyorum ben o kişi, dolduran kişileri de biliyorum. Şimdiye kadar hiç ses yoktu arkadaşlar. Video atmaya başlayınca şey çuvaldı yine. Niye video atıyor musun da? Niye YouTube çekiyor musun da? Sana ne kardeşim? Ben bir şey yaparken sana mı soracağım? Şunu yapayım mı, bunu yapayım mı diye. Benim eşim izin verdi. Ben de yapıyorum. Aplama yanına gıdıklar.
Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Hiçbir şey demeyeceğim. İyi olana iyi, kötü olana kötü. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok, bir şeyliğim yok, alıp veremediğim yok. Ben videomu çekerim, işime bakarım. Biliyorum o kişi bu videoyu da izliyor. İzledikçe herhalde şey geçiriyor, cinnet geçiriyor orada. Orada çatla da patla. Videoyu çekip çekip atacağım. Neymiş bir de parayı görünce şımarmışım arkadaşlar. Daha ben ne parası gördüysem. Daha tüm bir gün iki. Daha yeni başladım ben. He bir de adam değilmişsin biz. Ben adam değilmişsin. Laf çok yazmış beni engellemiş arkadaşlar. Anne. Biz para almak için açmadık ki bu kanalı. Burada hiç komşu yok. Sadece orada Cennet Nene falan var. Onlarla geçiniyor işte. Biz burada yalnız kalmamak için YouTube açtık abilerim, ablalarım. Vallahi Melisa doğru söylüyor arkadaşlar. Ben buraya taşındım. Burada evimin etrafında size de gösteriyorum bazı. Önceki videolarımda da gösterdim. Hiç konu yok, komşu yok, çok sıkıldığım için, ne bileyim, sıkıntıya giriyorum, strese giriyorum. İyi ki de aşmıştım arkadaşlar, sizler gibi iyi insanları tanıdım, ne bileyim ben, çok iyi insanlarımızsınız. Sizlerden gerçekten gurur duyuyorum valla. Her zaman diyorum, her zaman da diyeceğim. Benim kendi akrabalarım destek olmazken siz çıktınız, destek oldunuz bana. Hiç moralimi bozmayacağım. Senin o gerizekalı lafların için hiç moralimi bozmayacağım. Biber yeter mi ki? Biber de daha var. Şuradan patlıcanları da doğrayalım da arkadaşlar. Bir de sen selam ver Melisa. Sen niye hiç konuşmadın ya? Hı? Patlıcanları da şu şekilde doğruyorum ben arkadaşlar. Ben bu yemeğin içinde en çok patlıcanı seviyorum. Kışın gerçekten çok pratik oluyor. İçine bir sarımsak doğra. Al sana yemek. Eşim bugün odun sipariş vermiş. Burada iki tane lojman olduğundan dolayı arkadaşlar, oduncuda amcamın oğlu lojmanları karıştırmış. Götürmüş aşağıda komşunun lojmanının önüne dökmüş. Yarın oradan da odun şey edeceğim, dolduracağım teyilizlere. Geri buraya gelecek. İşte öyle. Bugünlerde hiç boş kalamıyorum. Sağlık olsun arkadaşlar. Her şey olur da. Bir de şu moral bozucu laflar, sözler olmasa gerçekten de bu insanlar niye böyle hiç bilmiyorum. Herkesi kendileri gibi biliyorlar. Kendi içindeki fesatlığı arkadaşlar iyice dışa vurdular. Ben bu YouTube kanalını açtım. Kim dost, kim düşman. O zaman anladım. İnsan biraz gerçekçi olur, gerçekçi. İçindekini iyice de belli etmez yani.
bu sene patlıcanı biberi çok kuruttum arkadaşlar. Gelin de kışın yiyelim. Kuru dolmayla. İpe çözdüm, çözdüm balkona astım. Bu arada valla Medine Alhan'a da iyi gönüllüyor. Ben avut diye kalıyorum, o da gönüllüyor. Yaşları kaç olursa olsun çocukların. Hala çocuk kalıyorlar. Bu arada Medine bugün 14'e girdi, 14 yaşına. Rabbim çocuklarımızın yollarını, bahtlarını açık etsin inşallah. Kalan baklıcanlar da arkadaşlar közleyeceğim. Öyle dolaba atacağım, közleyip de. Şimdi öyle yapıyorlar, patlıcanı, biberi közlüyorlar, dolaba atıyorlar. Onu hiç denemedim. Bu kalanları da öyle deneyeceğim. Sizler nasılsınız abiler, mutlularım, iyi misiniz, inşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız biz kışa hazırlık yapıyoruz. Kışa hazırlık mı? Aynen, kışa hazırlık. Ekmeğimizi ne yaptık arkadaşlar? İki çuval ekmek yaptım. Bayağı iki hafta oluyor. Aşağı eski evimde yaptım. Çünkü ekmek yaptığım yerde eski evime de kaydım geri. Benim için terapi gibi oluyor arkadaşlar. Oraya gidip gelmek spor gibi bir şey oluyor yani. Güzel de oluyor. Hem oraya gittiğimde annemi görüyorum. Hem eski komşularımı görüyorum. Benim için spor oluyor. İyi oluyor yani. İki kayı ekmeğim oldu. Allah'ım cümlemizin ekmeğini ağzımızın tadıyla yedirsin inşallah. Dert verip de dermen aratmasın diyemedim de. Bütün hastanede yatanlara şifasını versin Cenab-ı Mevlam'ın. Hastanede yatmak ne zor arkadaşlar, vallahi zor. Abilerim, ablalarım, like atmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Aynen arkadaşlar. Ben şey atmadım ha. Video atmıyorum ya, kaç aydır izlenim düşmüş biraz. Lütfen arkadaşlar abone olalım. Abone olmak ücretsizdir. En az bir kişiden 3-4 tane yorum bekliyorum. En az. İzlemim düşmüş, yorumlar düşmüş. Gerçekten like atmayı unutmayalım. Yorum yazmayı, bol bol yorum yazın arkadaşlar. Siz yorum yazdıkça ben çok mutlu oluyorum burada. O güzel güzel yorumlarımızı aldım arkadaşlar. Gerçek çok hoşuma gidiyor. Annem sizin yorumlarınızı okudukça gülür. Hoşuma gidiyor da ondan. Onlar da benim birer ailem oldular. Birer bacım oldular, kardeşim oldular, abim oldular. Ben sizleri çok seviyorum abiler. Bol bol yorum yapın arkadaşlar. Biz son gaz kışa hazırlık yapıyoruz. Durmak yok. Çalışmaya devam. Çalıştığını yiyin, çalışmadığını bakalım. Biberimizi de bakalım da arkadaşlar şöyle. Daha şurada da var. Yemeğinize batlayacağım. Şunları da doğrayayım da arkadaşlar. Herhalde patlıcan çok oldu. Yok, altta daha biber dolu. Eşim bu yemeği çok sever. Yapayım da yesin. Kuşular da çok buldum bu sene. Buradan herkese selam olsun.
Bizi izleyenden de Allah razı olsun, izlemeyenden dedi. Babana bir selam gönder sen. Babacığım ne yapıyorsun de. Buradan sana selamlar olsun de. Volta ne yapıyor? Mersin'e bol bol selamlar olsun. Bugün de hiç konuşamadık vallahi babana. Domatesimizi doğrayalım arkadaşlar. Şöyle karıştıralım arkadaşlar da domatesine bir aman domates demişse. Patlıcanla biberine bakalım. Şunu da niye doğramamışsın ya? Zehir gibi arkadaşlar. Bu nasıl yineceğinse vallahi bir belli. Acayip acı. Babam acıyı alışkın yer babam. Şöyle domateslerimizi de iyice küçük doğramaya gerek yok. Niye derseniz çünkü hemen eriyor bu. Büyük baş hazırlıklarını yaptınız mı abilerim ablalarım? Siz ne olup ne yapıyorsunuz diye. Bol bol rahatmayı unutmayalım. Domates sen çekil çöpü de içelim biraz az da. Kamera sor. Bakın arkadaşlar böyle olacak kışlık yemekliğimiz. Kaç poşet olur bilmiyorum. Şöyle poşetlere yükleyeyim ben de. Gösterir miyim sen? Şöyle poşetlerimize dolduralım. Bu arada biber felaket acı. Nasıl yenecek vallahi bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle dolduralım. Bir kere biber yedim. Evin içinde dört dolandı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç patlıcanında falan hiç kararma falan olmuyor. Herhalde 8 poşet olur. Benim her seneki denediğim tarifim, ben bunu her sene yaparım. İçine şöyle 3-4 tane de patates doğrarım kışın. İster tepsiye sürerim sobaya, istersen tencerede pişiririz. Anne so, o zaman sürülür mü? Sürülür. Dolmalıklarımı da uyup atacaktım ama arkadaşlar inanın vaktim yok. Onları da yarın yapayım artık. Anne. Daha yemeğim yok. Bunu bitireyim ondan sonra yemeğe koyulacağım. Ben ilk geldiğimde burada hiç arkadaş yok sanıyordum. Tuana varmış, Sema varmış, Semih varmış. Gittikçe tanıyorum işte.
ucunu değil, ucunu da dolamadım. Ha şu tarafta. Bunun ucunu değilmiş ana. Poşetin ucunu bulamadım arkadaşlar. Anne orası arka tarafı şuradan açılacak. Yok buradan. Yok arkasından ya. Rezil olduk. Açtım en sonunda. Ayakkabından diyorum, şuradan diyor. Ben sizleri çok seviyorum abilerim, ablalarım. Güzel canet açıyordu mu ağızları? Bunların ağızlarına ne olmuş böyle? Allah Allah. Şu taraf mı, şu taraf mı? O taraf anne. Şu taraf mı? Dikenli tarafı, arka tarafı. Melisa arası yiyeceğimiz dedi ki ne olmuş? Ben de başka bir şey yerim. Kaç poşet aldın? Ne diyeyim valla, saymadım. Kışın para verip almaktansa arkadaşlar, hormonlu formalı, formalı diyeyim diyemedim. Hormonlu malzemeleri. Anne oradan açılmıyor anne. Buradan kızım. Oradan değil anne, uğraşma anne. Nereden ya, şuradan mı? Sen poşet açmayı bilmiyorsun, şu anda açılmıyor diyor. Tamam açıldı. Ne diyordun, o dediğin lafı da unuttum. Hormonlu formalı diyordun. Aynen, hormonlu şeyleri alıp yemektense arkadaşlar böyle yağdan doğrayacağım, dolaba atacağım, organik yiyeceğim. En iyisi o. 12 poşet alır herhalde ya. Sütün içtin mi Ayhan? İçmedin mi? Ayhan beni kımıldatma. Ya dur. Ayhan kımıldatma oğlum. Niye? İçeriye karıştırdığın sıra bura mı geldi? Karıştırdım. Karıştırdın mı? İyi aferin, iyi yapmasın. Niye? Niye hepsini dolduğunda? Ne yapayım ya? Ucunda. Şöyle koy, ucunda doldur. Ucunda şöyle koyayım, ucunda doldurayım mı? Yok. Ucunda şöyle doldur. Ana ayağım ben okumuzda duruyor. Ayağım uzakta olur. Ucumun ucunda. Evet arkadaşlar, ben malzemeleri poşetledim, görüyorsunuz. Tamamında 11 poşet oldu. Bunları şimdi ben dolaba kaldırayım. Bugünkü videom da böyle olsun. Bir kusurum falan varsa affedin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Herkese hayırlı akşamlar.